Geçmiş olsun kızım. Komiser Bey, yalnız hastayı çok fazla yormayalım. Çünkü daha yeni kendine geldi. Bir iki soru sorup çıkacağım, merak etmeyin. Fazla vaktini almayacağım kızım. Evet ya da hayır diye cevap verebilirsin bana. Seni bu hale Kıvanç mı getirdi? Hayır. Nasıl ya? Kim yaptı peki? Kim getirdi seni bu hale? Hiç kimse. Ayağım takıldı, düştü. Emin misin? Meltem, bak burada çok garip şeyler oluyor. Ben artık kime, neye inanacağım bilmiyorum. Kimi kimden koruyacağımı bile bilmiyorum artık. O yüzden senin ifaden benim için çok önemli. Lütfen bana doğruyu söyle kızım. Ya Kıvanç'ın size saldırdığını gören tanıklar var. Yanlış görmüşler. Ben kendim düştüm. Peki kızım. Madem öyle diyorsun. Öyle olsun. Tekrar geçmiş olsun. Savaş yapma. Çekil Meltem. Ya Aylin, abartma güzelim, ne olur ya. Vallahi kahvaltıyı burnundan getirdin. Tamam, Allah'a çok şükür genç, sağlıklı bir delikanlı olarak zamanında bir iki macera yaşamış olabiliriz. Ama ne demişler? Bir çiçekle bahar gelmez. Sen bir daha zor görürsün baharı maharı. Baharı görmesem ne olur? Benim çiçeğim yanımdayken. Ben o çiçeğin kokusunda kendimi bulmuşum. Yeniden doğmuşum. İsterse hayatım kışla geçsin. Başka bahar aramam artık. Çekil, çarparım. Aylin, gözünü seveyim. Şair oldum burada. Edebiyatı parçaladım. Daha ne yapayım ya? Hayda, bu kim şimdi? Peki açma ne olur. Bir sakin ol güzelim ya. Her hareketin bir heyecan, her hareketin bir panik. Allah'ım yarabbim. Alo. Tilki. Ben Meltem. Orada olduğunu biliyorum Tilki. Nasıl buldun bizi? Boş ver şimdi bunları. Konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. Kardeşinle ilgili. Kardeşin yaşıyor. Ne diyorsun kızım sen ya? Allah aşkına bela mısınız siz? Ne kardeşi? Kafayı patlatınca hayaletlerle mi konuşmaya başladın? Kardeşim öldü lan benim, öldü. Hayır, ölmedi. Beni dinle Tilki. Savaş. Senin kardeşin. Hadi ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Savaş da sen de kafayı yemişsiniz, kafayı. Çok ciddiyim. Yanında mı o? Ha? Versene, versene. Savaş'ı telefona ver, ver. Yanımda değil. Zaten şu an sana bunları anlattığım bilse beni öldürür. Yeter lan artık. Yeter, rahat bırakın bizi. Tilki, dur sakın kapatma. Savaş'ın senden neden bu kadar nefret ettiğini hiç düşünmedin mi? Bu kadar öfkeni ya. Tilki, ne oluyor? Tilki, yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Savaş senin kardeşin. O gün parkta olanları düşün. Neden hep kardeşinle ilgili konuları kurcalayıp durdun? Hayatta pişman olduğun hiçbir şey yok mu? Var. Gördün mü bak? Herkesin hayatında bir pişmanlığın olduğunu söylemiştim. Seninki neymiş Tilki? Kimi üzdün? Kardeşimi. Onu üvey.
Bey babanın ellerine bırakıp kaçtığını düşünüyor. Kaçmadım. O öyle düşünüyor. Tilki, Savaş ne yapmış olursa olsun senin kardeşin. Ve şu an sana ihtiyacı var. Başı belada. Şimdi gerçeği bildiğine göre iki seçeneğin var. Ya kardeşin için geri dönersin. Ya da onun senin hakkında yanılmadığını ispat eder. Kaçarsın. Seçim senin. Aferin sana. Sence geri dönecek mi? Kardeşinin yaşadığını öğrendikten sonra hiçbir yere gidemez. Tilki, yalan söylüyorlar. Tuzak bu. Geri dönelim diye yapıyor bütün bunları. Yine oyun oynuyorlar bizle. Bilmiyorum Halim. Bilmiyorum. Ama her şey kafamda oturmaya başladı sanki. Durmadan bırakıp kaçarsın. Sen böylesin deyip duruyordun. Kafayı bununla bozmuş demek ki. Doğru mu yani? Savaş senin kardeşin olabilir mi? Bilmiyorum. Ama gerçeği öğrenmeden hiçbir yere gidemem. Allah kahretsin. Ne oluyor? Dünkü herifler... Ondan kurtulmaktan bahsediyorlardı. Meltem haklı. Savaş'ın başı büyük belada. Onu bulmadan gidemem Aylin. Çok üzgünüm. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.